Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Olağan dışı günler yaşamaya devam ediyor hem Türkiye hem de dünya. Virüs gezegenin devlerine tek tek diz çöktürüyor ama Türkiye salgını kontrol altına alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu önceki hafta sonlarından farklı olarak 4 gün uygulanacak. Perşembe yani 23 Nisan'dan pazar yani 26 Nisan gece yarısına kadar sokağa çıkılmayacak. Tabii bir dizi istisnası var bu yeni kararın, aktaracağım ama başlarken ilk iş bu büyük savaşta dünden kalan son verileri paylaşalım her zaman yaptığımız gibi. Günlük test sayımız 40 bin sınırında dolaşmaya devam ediyor. Neredeyse bir haftaya yakın süredir. Toplam sayı 700 bine dayandı. Az sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasını yaptığında 700 bini de geçti diyeceğiz büyük ihtimalle. Bu ilk iyi haberimiz. Vaka sayısı 90.980 kişi diye söylendiğinde kulağa yüksek geliyor. Ancak vaka sayısındaki artış hızında bir azalma olduğu da gerçek. Yani aslında vaka sayımız da iyiye işaret etmeye devam ediyor. Kötü haberse bu büyük savaşta yitirdiğimiz canlar. Dün 123 vatandaşımızı daha kurban verdik o ölümcül musibete. Bugüne dek vefat edenlerin toplam sayısı ise bu en yeni acı haberlerle 2140'a yükseldi. Gelelim iyileşenlere yani umut hep var dememize vesile olanlara. Az sonra öykülerini taşıyacağım ekranlarınıza. Her gün ortalama 1500'e yakın hasta taburcu oluyor hastanelerden. Şu ana dek iyileşen hasta sayımız 13 bini geçmiş durumda. Ve dünya. Dünyanın da tek gündemi elbette virüs ve salgın. Ancak dünya geceden bu tarafa tarihte eşi benzeri görülmemiş bir haberi de konuşuyor. Amerika'nın petrol başkenti Texas'ta ham petrolün varil fiyatı düştü. Sonunda $0'ın altına kadar indi. Yani petrolü satmak isteyen alıcıya üste para vermek zorunda. Amerika'da artık arabaya bir depo benzin doldurmaksa bir fincan kahveden daha ucuz. Dünyanın bir daha eskisi gibi olmayacağının ispatı bu gelişmeler. Yine dünya geceden bu tarafa bir de çarpıcı bir dedikoduyla çalkalanıyor. Kuzey Kore'nin lideri, diktatör Kim Jong-un ağır bir hastalık geçirdiği, hatta durumunun kötü olduğu söyleniyor. Öldü diyen bile var. O söylentiyi de detaylarıyla taşıyacağız ekranlarınıza. Ve alıştığımız son dakika başlığımız. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplandı. Bakan Fahrettin Koca'nın az sonra 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki son uyarılarını yapmasını bekliyoruz. Ama önce bugünün rakamlarını paylaşalım hemen sizinle birlikte. Bugün 21 Nisan 2020'nin vaka ve vefat sayıları. Bunlar bugünkü test sayımız 39.429, vaka sayısı 4.611, bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 119. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz ve bugün iyileşenlerin sayısı en sevdiğimiz rakamlar. Bu iyileşenler 1488 yani neredeyse 1500'ü bulmuş durumda. ATV Haber başladı bile. Perşembeden pazara sokağa çıkmak yok. Bu haftaya özel 4 günlük kısıtlama kararıyla Ramazan alışverişi erkene çekildi. Peki fiyatlar nasıl? Ramazan alışverişi kaça patlıyor? Çarşıdan pazardan alışveriş manzaraları birazdan ATV Ana Haber'de. Başkan Erdoğan bugün bir kez daha video konferans yoluyla AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. MYK üyelerine seslenen Erdoğan beklenen haberi duyurdu. Normal hayata geçişin Ramazan bayramı sonrasında hedeflendiğini söyledi. Erdoğan konuşmasında en az salgından kurtulmak kadar önemli bir konuya daha dikkat çekti. Salgın sonrasında yaşanacaklara yani ülkelerin normalleşme sürecine vurgu yaptı. İşte sıcağı sıcağına o cümleler geliyor. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar salgın sonrası dünyada bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda tüm bakan arkadaşlarımıza bu konuda
gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. 30 büyük şehirle Zonguldak için ağdan sokağa çıkma kısıtlaması son 2 haftadır cumartesi ve pazar günlerini kapsıyordu. Bu hafta sonu 23 Nisan'ında resmi tatil olması nedeniyle kısıtlamanın süresi 4 güne çıkarıldı. Duyuruyu dün Başkan Erdoğan'ın cümleleriyle canlı yayında aktarmıştık bu ekrandan. 4 günlük kısıtlamanın istisnaları ise gece yarısı açıklandı. İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle Perşembe-Pazar arasında nerelerin saat kaça kadar açık olacağını anlattı. Bunun ismi neden yasak değil de kısıtlama sorusu sorulabilir. Kısıtlama çünkü sokağa çıkmak kesinlikle yasak diye bir hüküm yok. Örneğin market ve bakkallar bu gece ve yarın gece saat 11'e kadar açık kalacak. Ramazan alışverişleri nedeniyle yığılma olmasın diye. Yine market ve bakkalların açılış saati de geriye sabah saat 8'e çekildi bu yeni genelgeyle. Market ve bakkallar kısıtlama başladığında da açık olacak ama daha kısa süreyle. 23 ve 24 Nisan günlerinde yani Perşembe ve Cuma günleri marketler, bakkallar sabah saat 9'da açılacak, öğleden sonra 2'de kapanacak. Ve hafta sonu, cumartesi, pazar, marketler, bakkallar bu hafta sonu da önceki hafta sonlarında olduğu gibi kapalı olacak. Ama fırınlar, eczaneler, su bayileri yine açık. Ama tabii bu kadarla da sınırlı değil bu yeni istisnalar genelgesi. Özellikle Ramazan sofralarına özel bir dizi düzenleme de var. Ayrıntılar gelir. Şimdi 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Memnunuz. Bizim sağlığımız için böyle bir şey bekliyorduk zaten. Cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 4 güne çıkarıldı. Uygulama 23 Nisan Perşembe günü başlayıp pazar gece yarısı sona erecek. İnsanları kısıtlamamız lazım çünkü virüsün yayılmaması lazım. Ve bizim açımızdan çok çok iyi olduğunu diye düşünüyorum. Bu hastalığın yaygınlaşmaması için çok olumlu bir karar, destekliyorum. Ancak bu kez kısıtlamada bazı esneklikler var. İlk oruç 24 Nisan Cuma günü. Herkes Ramazan alışverişini rahatça yapabilsin diye market ve bakkalların çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uzatıldı. Kısıtlama öncesi 2 gün marketler sabah 8, akşam 23 arasında açık olacak. Uygulama çok iyi. 4 gün evdesiniz. Çünkü bir an önce geçmesini istiyoruz biz de. Benim kızım da çalışıyor, valla korkudan canımız çıkıyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan'ın ilk gününe denk geldiği için uygulama biraz esnetildi. Vatandaş Ramazan alışverişini yapsın diye bugün ve yarın uygulama kapsamında marketler gece 11'e kadar açık kalacak. İnsanlar tabii 11'e kadar alışveriş yapacakları için tabii böyle yığılmalar engellenecektir yani. Çok iyi bir şey. Herkes 2 günde yapsın alışverişini. Alışveriş yapılırken yoğunluğun önüne geçilebilmesi için Perşembe ve Cuma günü de bakkal ve marketler sabah 9 ile 14 saatleri arasında açık olacak. Yine Perşembe ve Cuma günü market ve bakkallar sabah 9'dan öğlen 2'ye kadar açık olacak. Alışverişini yapmak isteyenler en yakınındaki marketlere otomobil kullanmadan yürüyerek gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Güzel bir uygulama. Yığılmayı önleyebilir, evet. İhtiyaç sonuçta. Yoğunluğu azaltmak için iyi de bizim milletimiz bilmiyor işte. Bir an önce alışveriş yapmak istiyor. Cumartesi ve pazar günü ise market ve bakkallar kapalı ama fırıncılar ve eczacılar yine iş başında olacak. Ekmek ihtiyacı olan var mı? Ekmek. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından restoranlar ve lokantalar muaf olacak. Ramazan ayına denk geldiği için bu kısıtlama vatandaş mağdur olmasın diye restoranlar, lokantalar evlere servis yapacak. Çok iyi bir karar, isabetli bir karar. İnsanlar da mağdur olmayacak. Herkese hizmet edeceğiz. Tatlıcılar da 4 gün boyunca açık olacak. Onlar da yine sadece evlere servis yapabilecek. Evet, Ramazan buruk geçecek. Sıcak pide kuyrukları olmayacak bu yıl sosyal mesafe kuralları gereği. Teravihler camilerde kılınamayacak. O toplu iftar sofraları için gelecek yılın Ramazan'ına kadar sabretmek gerekecek.
Biz kurallara uydukça, rehavete kapılmadıkça, dualarımızı da eksik etmedikçe, yani önce tedbir, sonra tevekkülle bu kabus bitecek. Ramazan arifesinde 4 günlük de bir kısıtlama var önümüzde. Bu yüzden de alışveriş telaşı vardı tabii bugün çarşı pazarda. Buruk geçecek de olsa Ramazan'ın bereket yüklü sofraları için süre gelen o tatlı telaşı arkadaşlarımız adım adım izledi, haberleştirdi. Ramazan'a hurma, Ramazan'a hurma. Her bütçeye uygun hurmalar gördüğünüz gibi 50 liradan 65 lira, 55 lira, 68 lira, 78 lira. Ramazan alışverişine mi başladınız? Biraz başladık Ramazan alışverişine. Evet. Peynir alacağız, kaşar alacağız, biraz zeytin alacağım, o kadar. Çarşıda pazarda Ramazan alışverişi başladı. Hurma aldık, biraz da lokum aldık. Biraz market alışverişi, pazar alışverişi, onları da tamamlayacağız. Biraz da hurma falan alacağım, peynir falan alacağım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Herkes bu kez Ramazan alışverişi için çarşı pazarın yolunu tuttu. Alışverişin gözdesi ise kahvaltılıklardı. 11 ayın sultanı geldi, Ramazan geldi, hoş geldi. Ne alıyorlar? En çok şu an beyaz peynir gidiyor, taze kaşar gidiyor, bu tür ürünler gidiyor hafif olduğu için. Yumurta satışımız güzel, yumurta satılıyor. Ramazan sofrasında özellikle sahurda en çok kahvaltılık ürünler tüketiliyor. İşte Ramazan alışverişi için dışarıya çıkanlar ağırlıklı peynir, zeytin, yumurta gibi ihtiyaçlarını alıyor. Sahurluk alışverişimi yaptım, pastırma var, sucuk var. Beyaz peynir var. Peki fiyatlar nasıl? 25 liradan başlıyor yağsız peynirler. Yağlı peynirler 32-34 liradan başlıyor. 45 lira 50 liraya kadar çıkıyor şu an fiyatlar. Ramazan alışverişinde sofraların olmazsa olmazı hurma. Hurmalar da tezgahta en ön sırada yerini aldı. Her bütçeye uygun hurma var. Hurma fiyatı bu sene 50 liradan başlıyor. 78-80 liraya kadar çıkıyor. Bugün karabalık, yani çok karabalık olması iyi değil ama. Siz de Ramazan için alışverişe mi çıktınız? Evet. Neler var sırada? Kahve, çay. Ramazan alışverişine çıkanlar Türk kahvesi almadan evlerinin yolunu tutmuyor. O yüzden Eminönü'nde bugün Türk kahvesi satan dükkanların önünde de işte böyle kuyruk var. Neler aldınız? Ben mi? Patates, soğan, semizotu. Domates, biber, normal her zamanki aldım. Ramazan alışverişi mi? Evet, Ramazan alışverişi diyelim. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelgeyi dün akşam saatlerinde yayınlamıştı. İşte o genelgenin hemen ardından bugün pazarlarda yoğunluk var. Yoğunluğun yaşandığı pazarlardan biri de Kadıköy Salı Pazarı. Alışverişinizi yapmışsınız. Evet, teşekkür ederiz. Nasıl pazar, kalabalık mıydı? Evet, biraz yoğun. Hafta sonu tatil olması sebebiyle kalabalık. Bayağı bir alışveriş yapmışsınız. Evet. Kaç eve yaptınız bunları? 4 da ayrı. Petrolün fiyatı sıfırın altına indi. Artık Amerika'da bir depo benzin bir bardak kahveden daha ucuz. Modern zamanların sonu mu geliyor? Dev ekonomiden korku filmi benzeri görüntüler ve çok daha fazlası. Birazdan ATV Ana Haber'de. Bazı belediyeler salgın başladıktan sonra devleti yok sayıp bir dizi yardım kampanyası başlatmıştı. Başkan Erdoğan dün millete seslendiği konuşmasında bu başlığa özel bir parantez açtı. Geçmişten örnekler verdi. Benzer girişimler FETÖ ve PKK tarafından da denenmişti dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi de sertti. O da paralel devlet benzetmesi yaptı. Polemik büyüyor. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti. Erdoğan neredeyse bizi paralel devlet ilan etmeye kalktı. Hedefinde valilik ve kaymakamlıkları devre dışı bırakarak yardım kampanyaları düzenleyen CHP'li belediyeler vardı. CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını içe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Mesela Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi salgın kurallarını içe sayarak şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerin şov peşinde olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerimiz çok iyi iş çıkardı yanıtını verdi. Ülkemizin İtalya, İspanya, Amerika gibi
ciddi kayıplar veren yerler arasına girmesini bekliyorlardı. Baktılar öyle olmadı, umutlarını Uganda'ya bağlayacak kadar küçüldüler. Bununla kalmayıp güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar. Belediyelerin imkanları malum. Bir bağış kampanyası olsun, belediyeye gelen bağışları da kabul edelim ve bunu da kullanalım. MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP'li belediyelere paralel devlet yapılanması eleştirisinde bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu pişmiş aşa su katmakla suçladı. CHP hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamaların altında kalacaktır dedi. Türkiye bilişim konusunda dev bir adım daha atıyor. Müjdeyi dün Başkan Erdoğan vermişti. Detayları ise bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. 1 milyon gence internet üzerinden yazılım eğitimi verileceğini söyledi. Gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Çağrı Başkan Erdoğan'dan geldi. Detayları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. 13 kategoride 46.742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. İnternet üzerinden yapılacak eğitim için kayıtlar E-Devlet üzerinden başladı. Hemen ardından da eğitimlere geçilecek. Herkes yazılımcı olacak diye bir şey yok ama bilinçli bir yazılımcı bence yani herhangi iki kod yazan insandan çok çok daha iyidir. Ülkemizi geliştirmeye yönelik, gençlerimizi bu yönde yönlendirmeye yönelik bir tavsiye niteliğidir. Bu anlamda ilerleyeceğimizi, mesafe kat edeceğimizi gösteren bir gelişmedir. Eğitim için yaş sınırı da yok. İster lise, ister üniversite mezunu olsun dileyen herkes başvuru yapabilecek. Gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Bunun üzerine okuyan bir sürü insanlar da var zaten, öğrenciler. Ve ben okurken de herkes meraklıydı yani, yazılım olsun, web tasarım olsun. Evde yani masa başında bile para kazanabiliyorsun bu işten. En kötüsü geride mi kaldı? Salgının zirve noktası görüldü mü? Daha kötüsü olacak mı? Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yarıyor mu? Tüm bu sorular ve cevapları birazdan ATV Ana Haber'de. Dünya dün geceden bu yana Amerika'da neler oluyor ve daha fazla ne olabilir sorularını soruyor. Evet, koronavirüs salgını ülkeye diz çöktürmüş durumda. Dehşet manzaraları kaydediliyor her gün Amerika'nın dört bir yanında. Ama dev ekonomide neler oluyor sorusunun sorulma nedeni bambaşka. Amerika'nın petrol başkenti Texas'ta ham petrolün varil fiyatı $0 altına indi. Öyle ki sıfırın altında $2 seviyesi bile görüldü. Bu petrol üreticisinin yani petrolü satanın alıcıya varil başına cebinden $2 ödemesi demek. Yani zararına satıştan çok daha kötüsü. Kabaca hafızalarımızı tazeleyelim gelin. 1991 Körfez krizi sonra Irak'ın işgali, yakın tarihli Suriye kıyımları, Yemen'de ölen onca çocuk, Suriyelere Yemen'i bombalasınlar diye satılan onca ölüm makinesi, hatta ve hatta YPG'ye, PYD'ye, Mehmetçiğimize sıksınlar diye verilen onca kurşun. Sadece yakın tarihte milyonlarca insan Amerika'nın petrol denen o zift siyahına duyduğu büyük tutku nedeniyle öldü. Ama şimdi petrol $0 bile ucuz. Dünya hali böyle bir hal olsa gerek. Peki ya ders alır mı Amerika? Bunu bilemeyiz elbet ama sanki ders alınacak gibi şimdiden bunu söyleyebiliriz. Amerikan Başkanı Donald Trump dünya tarihine geçecek bir cümle kurdu dün gece. Eğer dedi, bugüne dek Orta Doğu'ya trilyonlarca doları, tırnak içinde söylüyorum, aptalca harcamasaydık bugün bunları yaşayamazdık. Dinleyelim o tarihi cümleyi gelin, ardından anlatacaklarımız var. Because this country needs infrastructure. We spend all this money in the Middle East. $8 trillion. $8 trillion. With a T, dollars in the Middle East. But if you have a pothole in a highway someplace, they don't want you to spend the money to fix it. How stupid have we been in this country? How stupid have we been? And that's changing rapidly. You know that. You've seen that.
Duydunuz, duyduk, dünyada duydu o sesi. Tam 3 kez yineledi Trump. 8 trilyon dolar ve aptalıza dedi. Orta Doğu'ya yığılan onca ölüm makinesinin, onca ölümün bir aptallık olduğunu sonunda o da itiraf etti. Şimdi ülkesi isyanla, kaosla, kargaşayla imtihan oluyor. Her gün neredeyse 4000'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediyoruz. Ve söylemesi bile ürkütücü ama Amerika'da, morglarda hiç yer yok. Hükümet son çare olarak da firmalarının, gıda firmalarının soğuk hava depolarını morga çevirdi. Yüzlerce cenaze soğuk hava depolarında bekletiliyor. Sonra da toplu mezarlara gömülüyor. Rakamlar korkunç. Amerika'daki vaka sayısı neredeyse Avrupa'nın toplamına eşit. 800 bine yaklaştı vaka sayısı. 42.518'de ölü var. Bu tarihi savaşta kıta Avrupası'nın 5 devi de kaybedenler kulübünün üyesi halindeler. İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa'da toplam vaka sayısı 800 bini geçti. Ölü sayısı ise 90 bine yaklaşmış durumda. Yani yaşlı Avrupa yavaş yavaş ölüyor. Aynı Avrupa'yı bir de işsizlik kaosu bekliyor tabii. Salgın yüzünden 59 milyon kişinin işsiz kalınabileceği açıklandı bugün. Ve dünya, gezegen hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Hafta sonu 2,5 milyon sınırını zorlayan vaka sayısı bugün o sınırı da aştı. Şu ana dek salgına kurban verilen canların sayısı ise 170 binden fazla ve eğer bu hız devam ederse ki edecek gibi hafta bitmeden 200 bin ölüm haberini istemeye istemeye de olsa vereceğiz. Öyle görünüyor. Tarihte bir ilk gerçekleşti. Koronavirüs salgınının vurduğu ham petrol fiyatları Amerika'da sıfır doların altına düştü. Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada akaryakıt kullanımı önemli ölçüde azaldı. Amerika salgından en çok etkilenen ülkelerin başında. Hal böyle olunca da petrolün varil fiyatı eksi 2 dolara kadar geriledi. Amerikan Başkanı Amerika'nın 75 milyon varil petrol alacağını duyursa da ülkede ekonomik sorunlar giderek büyüyor. Trump'tan bu sorunun nedeniyle ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi. This country needs infrastructure. We spend all this money in the Middle East. $8 trillion. $8 trillion with a T. Dollars. Koronavirüsün vurduğu Amerika'da ekonominin yanı sıra sağlık sistemi de çökmek üzere. We cannot outsource our independence. We cannot be reliant on foreign nations. I've been saying this for a long time. If we've learned one thing, it's let's do it here, let's build it here, let's make it here. Trump yerli üretim ve imalata dikkat çekti ama hastanelerde adım atacak yer yok. Morglarda tıklım tıklım dolu. New York'ta cesetleri muhafaza edecek yer bulamayan bir hastane, soğuk hava tırlarını seyyar morg olarak kullanmaya başladı. 19 bin kişinin öldüğü New York eyaletinde mezarlıklar da doldu. Cesetlerin kokusunu alan akbabalar şehirlerin üzerinde görülmeye başladı. Bu görüntü de Chicago eyaletinde kaydedildi. Bir reklam panosunda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili hadisine atıfta bulunarak halk uyarıldı. Dünyanın dört bir yanından korku filmlerini aratmayan görüntüler geliyor. Çok acı, ağır öyküler yazılıyor tarih sayfalarına. Virüse yakalanan liderler de oldu biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde. Bugün bir ülke lideri daha geldi gündeme. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ölümün pençesinde olduğu bilgisi gün boyu manşetlerdeydi. Koronavirüsün Amerika'dan sonra en çok etkili olduğu yer eski kıta Avrupa. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerde sağlık sistemi çökme noktasında, hastanelerde adım atacak yer yok, yoğun bakım ünitelerinde yer bulmanın da imkanı yok. İngiltere dört gözle Türkiye'den gidecek tıbbi malzeme yardımını bekliyor. Fransa'da ise sağlık çalışanlarına koruyucu kıyafet yerine çöp poşetleri dağıtılıyor. Bu görüntülerde yine Fransa'nın başkenti Paris'ten. Sokakların temizlenmesinde kullanılan sularda Covid-19 çıkması üzerine banliyölerde toplanan halk yasağa rağmen sokağa döküldü. Göstericiler sabahın ilk saatlerine kadar polisle çatıştı. Olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı.
Koronavirüsle ilgili ilginç bir haber de Afrika'nın en uç noktasındaki ada devleti Madagaskar'dan geldi. Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hastalığa karşı bitkisel bir ilaç geliştirdiklerini öne sürdü ve Covid Organics adındaki o ilacı canlı yayında içerek tanıttı. Amerika ve çok sayıda Avrupa ülkesi salgının dünyaya yayılmasından Çin yönetimini sorumlu tutuyor. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Bei bu önemli iddiaları yanıtladı. Covid-19 virüsü şu anda laboratuvardan yarattığı bir şeyi kanıtladığı delilleri hiç bulunmuyor. Virüsün çıkış noktası Çin'den gelen bir görüntü, koronavirüsün yalnızca solunum sistemini değil, tüm organları etkilediğini gözler önüne serdi. Covid-19'a yakalanan ve 2 aylık tedavinin ardından hastalığı yenen iki doktorun ten renkleri değişti. Uzmanlar bu değişime virüsün karaciğere verdiği hasarı neden olduğunu açıkladı. Ve salgın sırasında adını hiç duymadığımız ülke Kuzey Kore. Uzun zamandır ortada görünmeyen devlet başkanı Kim Jong-un'un koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddiayı Güney Koreli yetkililer ve Çin istihbaratı yalanladı. Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdiği açıklandı. Bir 78 bin lira bir atışımız var dedi. Virüsü yendi ama dolandırıcılara yenildi. Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak nasıl dolandırıldı? Korona sahtekarlarına nasıl ateş püskürdü? Birazdan sadece ATV ana haberde. Virüs ne zaman etkisini yitirecek? Bu soruya cevap veren her uzman salgının önce pik yapması yani en üst seviyeye ulaşması gerektiğini söylüyor. Sonrası için beklenti de ortak. Salgının seyrinin aşağı yönde ilerlemesi. Peki virüsün pik noktası neresi? Zirveyi gördük mü? Yoksa daha kötüsü mü bekliyor bizi? Cevaplar geliyor. Noktası denilen şey aslında evet var öyle bir nokta yani maksimum hastayı gördüğümüz hasta düzeyi. Pik noktası diye bir kavram da yoktur. Daha çok en fazla hastaların görüldüğü hafta diye bir kavram vardır. Türkiye en fazla hasta sayısına ulaştı mı? Ya da ne zaman ulaşacak? İddiaya göre salgın 100 bin hastayla Mayıs ayının ilk haftası pik yapmış olacak. Onun da görülebilmesi için genel anlamda izlemeniz gerekiyor. 3 Mayıs, 4 Mayıs, 5 Mayıs günü denilecek diye bir durum söz konusu değildir. 2000 gibi görsek 5 gün sonra zaten 100 bin vakası olacak. O yüzden buna şaşırmamak gerekiyor. Salgının pik yapması önemli. Çünkü ardından durağanlaşma süreci yaşanacak ve nihayetinde de vaka sayısında azalmalar görülecek. Bu şu demek, yani biz artık salgını kontrol edebiliyoruz, salgın bizim kontrolümüz altında. Türkiye'deki verilere baktığımız zaman son bir haftadır çok stabil seyrettiğini söyleyebiliriz. Herkes Ramazan bayramına kilitlendi. Sonrasında kısmi de olsa bir normalleşme bekleniyor. %80'i oydu. O zaman daha erken yakalarız onu. 5 hafta değil de bir ay sonra yakalarız onu. Umduğumuzdan daha kötü giderse o 5 hafta sonra değil, 2 ay sonra olabilir. Amaç insanları evde tutmak, hapis etmek değil, temas sayısını azaltmak. Bu teması ne kadar uyarsak daha kısa sürede söylediğiniz gibi daha rahatlama göreceğiz. Ve koronavirüse karşı verilen tarihi mücadelenin yüz güldüren yanı iyileşenler. Savaşı kazananların sayısı artık çok daha hızlı artıyor. Neredeyse her gün ortalama 1500 kişi hastanelerden taburcu oluyor. Tabii beyaz meleklerin yani sağlık çalışanlarının alkışlarıyla. Hastane koridorlarından yükselen alkışlar koronavirüsü yenenler kervanına katılanlar için ve sayı her geçen gün artıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 85 yaşındaki seriye sürgünde onlardan biri ilerlemiş yaşına dahası KOAH hastalığına rağmen koronavirüse girdiği savaştan zaferle çıktı. Allah doktor yâre bizim üstümüzden noksan elemezsin. Allah sizlerle bizim başımızdan eksik etmesin. Hatay'da da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden 3 yaşında bir çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 14 günlük tedavinin ardından o da sağlığına kavuştu. Testi pozitif çıktı dediler. 14 gün yaklaşık buraya yattık. Sonra
İyileşir, negatif çıkınca tavırcı oluyoruz. Virüse her yaştan yakalanan olduğu gibi her yaştan da onu yenmeyi başaranlar var. Manisa'da olduğu gibi iki erkek hasta da 87 yaşındaydı. İkisinin de kalp yetmezliği vardı. Biri 8, diğeri 15 günde koronavirüsü yendi. Ve Van, 14 kişilik Gülçınar ailesinin tamamı virüsün pençesine düşmüştü. Hastalık babam İstanbul'dan geldi, oradan bulaştı herhalde. Onu alkışlarla taburcu oldu. Dördünün tedavisi sürüyor. Eşim buradaydı. Amcalarım burada, kardeşlerim burada. Ayhan Müfit ikinci çifti de yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Koronavirüs tanısı konulan çift 22 gün sonra sağlığına kavuştu. Doktor Yavuz Kalaycı, yüzlerce meslektaşı gibi koronavirüste en ön safta mücadele eden kahramanlarımızdan biriydi. Ölümcül virüs onu da hasta yatağına düşürdü ve ne yazık ki Doktor Yavuz Kalaycı 20 gün süren o zorlu savaşı kaybetti. Ardında ise öyle bir vasiyet bıraktı ki yürekleri bir kez daha sızlattı. Canlarını ortaya koyup büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık ordusu bir neferini daha kaybetti. Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse karşı verdiği 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hasta yatağında düşündüğü tek şey ise evlatlarıydı. Son sözü "Kızlarım küçük, sahip çıkarsanız değil mi?" oldu. 6 ve 10 yaşında kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. Ölümcül virüs Doktor Kalaycı'yı salgının ilk günlerinde yakaladı. Üstelik virüs sadece ona değil, anne babası ve kardeşine de bulaştı. Hepsi tedavi altına alındı. 57 yaşındaki aile hekimi Kalaycı'nın durumu bir süre sonra ağırlaştı. Yoğun bakımda uyutulmaya başladı. O yaşam mücadelesi verirken anne babası ve kardeşi hayatını kaybetti. 32 yıllık bir hekimdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya, hayatlara dokunmaya, hastalarına yardım etmeye çalışmıştı. Ve 20 günlük yaşam savaşının sonunda o da virüse yenik düştü. Ardında gözü yaşlı bir eş, iki de küçük evlat bıraktı. 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Yoğun bakım yatağında en son meslektaşı olan arkadaşını görmüştük Kalaycı. Aklı kızlarındaydı. "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" sorusuyla onlara iyi bakmalarını vasiyet etti. Veliler, öğrenciler ekran başına. Okullarda uzaktan eğitim 30 Nisan'da sona eriyor. Peki ama okullar yeniden açılabilecek mi? Yaz tatili ne olacak? Yeni dönem Ağustos'ta mı başlayacak? Sınıfta kalma kalkıyor mu? Birazdan ATV Ana Haber'de. Hataylı bir çift öyle bir ihmalin altına imza attı ki o ihmal az daha bebeklerinin canına mal oluyordu. Hem anne hem de baba aynı anda uykuya daldı. 1 yaşındaki bebekleri ise açık bırakılan pencereye yöneldi. 2. kattan aşağı düştü. Felaket saniyeler içinde geldi. Açık bırakılan pencereye tırmanan Talal bebek oynarken aşağı düştü. Pencerenin dibinde koltuk varmış, oraya tırmanıp düşmüş. Annesi de babası da uyuyormuş herhalde. Sabah saat 9 sıralarıydı. Hatay İskenderun'da yaşayan Bekfuloni çifti daha yatıyordu ama 1 yaşındaki oğulları Talal onlardan önce uyanmış ve evde dolaşmaya başlamıştı. Salon koltuğunun üzerinden açık bırakılan pencereye tırmandı ve saniyeler içinde aşağı düştü. Ben koştum abi buradan. İşte ellemedik yerden, ambulans gelmesini bekledik. Sağlık ekibi dakikalar içinde oradaydı. 1 yaşındaki bebeğin bilinci açıktı. Hatta canı yandığı için ağlıyordu. Beyin kanaması geçiren erkek bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Galatasaray Kulübü 2. Başkanı ve iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını ama sonra virüsü yenip hastaneden taburcu olduğu haberini aktarmıştık sizlere. Aynı Albayrak bu kez virüs yüzünden değil, virüs dolandırıcıları yüzünden haber oldu. Ünlü iş adamı kendisini arayan ve belediye başkanı olduğunu iddia eden birine kandı. Garibanlar için yardım topluyoruz diyen dolandırıcının hesabına
tam 40 bin lira yatırdı. Bugün de ATV Haber'e konuştu. Giden paradan çok yapılan ahlaksızlığa üzüldüğünü anlattı. Ünlü iş adamının virüs dolandırıcılarına karşı bir de uyarısı vardı. Evet. Bir telefon geldi. Nasılsınız başkanım, iyi misiniz dedi. İyiyim dedim. Ben dedi Bahçelievler Belediyesi'nden arıyorum dedi. Bir 78 bin lira bir açığımız var dedi. Koronavirüsten kurtulmayı başaran Abdurrahim Albayrak dolandırıcıların ağından kurtulamadı. On binlerce lirayı tek bir imzayla dolandırıcıların hesabına gönderdi. Buradaki yurtlarda dedi yatan dedi garibanlarımız var dedi. Onlara dedi kumanya alacağız dedi. Ben de imzaladım, götür bana imzayı, imzaladım. 40 bin liraya gönderdim. Galatasaray'ın ikinci başkanı Albayrak eşiyle birlikte hastaneden taburcu olmuş, istirahati bittikten sonra da çalışmaya başlamıştı. Hastalıktan yeni çıkmıştım. Çok duygusal bir andaydım. Ve her yere yardım gönderdiğim bir andı. Telefonu çaldı, arayan arkadaşıydı. Belediye başkanımızı dedi, Kadir Bey'i dedi, bağlıyorum dedi. Benim çok yakın arkadaşım olduğu için bağla tabii dedim. Bir süre sohbet etti Albayrak belediye başkanı olan arkadaşıyla. Ama telefonun ucundaki ses aslında arkadaşı değil, profesyonel bir dolandırıcıydı. Sesi o kadar net, o kadar benzetiyor ki olamaz böyle bir şey. Tam bir profesyonelce. Konu bir süre sonra bir yardım meselesine geldi. Buradaki yurtlarda dedi, yatan dedi, garibanlarımız var dedi. Onlara dedi. Kumanya alacağız dedi. Toptancı size dedi faturayı gönderecek dedi. Ben de imzaladım, götür bana imzayı, imzaladım. 40 bin liraya gönderdim. Dolandırıldığınıysa işlemleri yapan finans müdürü fark etti. Geldi bana dedi ki bir telaşlı bir şekilde. Abdurrahim Bey dedi. Biz herhalde dolandırıldık. Bahçelievler Belediye Başkanı aradım. Hakan abi dedim parayı aldınız değil mi dedim. Ne parası dedi. Başkanım birebir senin sesin, senin ses tonun. Durum hemen polise bildirildi. Ama henüz dolandırıcılara dair bir iz bulunamadı. Bizden önce aynı yerde çok insanı aynı şekilde para almışlar. Bizden önce kimse uyanıp bu işi soruşturmamış. Herkes haftalardır olduğu gibi virüsü konuştu bugün de ama onca konuşmanın arasından bir de feryat yükseldi. Bir kadın feryadın sahibi. Eski eşi virüsten korunmak için kapandığı evinin kapısına dayandı. Kadın hem o anı kaydetti hem de ölmek istemiyorum, ne olur yardım edin diye haykırdı. Eski eşim beni halen tehdit ediyor, küfürler ediyor, seni öldüreceğim diyor. Bana böyle kelime yapacak, onun kafasına sıkarım. Bundan bir sene önce dayak yedim kendisinden. Kamera kayıtları olmadığı için de bir ay yatıp çıkmış. Cezaevinden çıkalı bir yıl oldu. Ama tehditleri hiç bitmedi. Sonunda eski eşinin kapısına dayandı. Seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim. Senin için 10 sene yatarım ben dedi. Kütahya'da yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi kadın eşinden 3 yıl önce boşanmıştı. Ama saplantılı adamdan bir türlü kurtulamadı. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsalar ne olur ki? Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Genç kadının sosyal medyadaki bu feryadı savcılığı harekete geçirdi. Gözaltına alınan eski kocaya ev hapsi cezası verildi. Başkent'te gece bir çiftin sokak ortasındaki kavgasına sahne oldu. Dehşet yüklü görüntüler kayda geçti. Önce yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı, ardından arabadan inip tekmelemeye başladı. Dehşete düşüren olay Ankara Keçiören'de yaşandı. Sevgilisiyle tartışan adam genç kadına arabanın içinde defalarca şiddet uyguladı. Yetmedi, kadının oturduğu tarafa geçti, kapısını açıp tekme üstüne tekme savurdu. Şehir magandası çevredekilerin uyarısına da aldırmadı. Hatta utanmadan onlara tepki gösterdi. Sonrasında kadına şiddet devam etti mi bilinmiyor ama çevredekiler polise haber veriyoruz diye tehdit edince maganda arabanın gazına bastığı gibi oradan uzaklaştı. Ve efsane geri döndü. Van Gölü canavarını gördüm dedi. Hatta bir de görüntü paylaştı.
Türkiye'nin konuştuğu o kayıt birazdan ATV Ana Haber'de. Milyonlarca öğrenci bir ayı aşkın süredir uzaktan eğitim görüyor ve eğer yeni bir karar çıkmazsa uzaktan eğitimin süresi 30 Nisan'da doluyor. Peki okullar Mayıs'ta açılacak mı? Kimse ihtimal vermiyor buna. Hatta okulların Haziran'a kadar hiç açılmayacağı da konuşuluyor. En çok merak edilenlerden biri de çocukların yaz boyunca okulda olup olmayacağı. Şu durumda okulların açılması bence doğru bir şey değil. Açılır mı okullar? Zor, çok zor. Benim gelin de öğretmen ama tahmin etmiyorum. Koronavirüs salgınının ardından eğitim ve öğretim ara verilmiş, üniversiteler dahil okullar 30 Nisan'a kadar kapatılmıştı. Eğitim ve öğretim o günden beri online olarak devam ediyor. Öğrenciler masa başında ders dinleyip ödev yapıyor. Ve 30 Nisan'a sayılı günler kala hem velilerin hem de öğrencilerin aklında tek bir soru var. Öğrenciler son derslerini 13 Mart Cuma günü gördü ve o günden bugüne de tatiller. Öğrenciler merak ediyor, okullar ne zaman açılacak? Ama öğrencilerden çok veliler bu işi daha çok merak ediyor. Çocuklarımız derslere başlamadan önce pandeminin gidişatını izlediğimiz kadarıyla bilim kurulu da bu virüsün kısa vadede ve orta vadede ortadan kalkmayacak olduğunu, tedavisinin de şu anda kısa vadede mümkün olmayacak olduğunu ifade ediyorlar. Benim de 3 tane yeğenim var. Telefonlara çok alışmışlar, akıllı telefonlara. Tabii biz de elimizden geldiği kadar buna özen gösterip ödevlerini yaptırmaya çalışıyoruz. İnternetin başı ne yapsın? Okulun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ya. Merhaba arkadaşlar, şimdi biz sizinle yumurta deneyini yapacağız. Nisan sonuna kadar uzaktan eğitim devam ediyor kararı şu anda geçerli ve ilk karar öyleydi biliyorsunuz. Okulların 30 Nisan'dan sonra açılıp açılmama durumu belirsizliğini koruyor. Eğitimciler ise online eğitime devam edilmesi gerektiği fikrinde. Mayıs ayında, Mayıs'ın başında okulların açılabilecek olduğunu öngörmüyoruz. Hatta açılmaması gerektiğini de düşünüyoruz. Yine rakamlara ve yayılım dağılma eğrisine baktığımız zaman Haziran başında belki kademeli olarak, özellikle belki sınav gruplarından başlayarak okulların açılabilecek olduğunu öngörüyoruz. Peki Haziran ayında normal hayata dönüş mümkün olmazsa eğitim nasıl devam edecek? Okullar mevcut takvime göre 7 Eylül'de açılması planlandı biliyorsunuz. Bu açılış tarihi Ekim'e ertelenebilir. Kasım ve Nisan ayındaki birer haftalık ara tatiller kaldırılabilir. Sömestr tatili bir hafta indirilebilir. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun önerisi, Sağlık Bakanlığımızın kararıyla belirlenebilecek olan bir şey. Yaz tatilinde telafi eğitim olur mu sorusuna da geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt vermiş, meclisten geçen düzenlemeyi açıklığa kavuşturmuştu. Bu sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay boyunca ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı, telafi eğitimi yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Günün en hüzünlü ve düşündürücü görüntülerinden biri Konya'da geçti kayda. Evlatlarının arayıp sormadığı bir teyzemiz kapısına gelen vefa destek ekibine "Bana teyze değil, anne deyin" dedi. Duygulu yüklü anlar yaşandı. Nasılsın, iyi misin? Bana teyze deme kuzum. Ne diyeyim, annem mi diyeyim? Bana ana diyelim kuzum, ana diyelim. Niye, evlatların yok mu, annem benim? Oğlum ya, iki kızım var, onlar aramazlar. Dur, kurban oldum benim, dur bismillah. Biz geldik ya. Allah razı olsun kızım. İyi misin? Başka bir eksiğin yükseğin var mı? Benden de götürün kızım. Senden de mi götürelim? Benden de götürün. Ben sana kurban olayım, vay teyzem. Benden. Sen bize çok dua et, olmaz mı teyzem? Yanımız yaşadık. Kimse yok. Amca 36 sene oldu. 38 yaşında kalp krizinden gitti kızım. Allah rahmet eylesin. Başka bir ihtiyacın, eksiğin bir şey var mı teyzem? Eksiğim ne diyeyim kızım? Ben sizi gördüm. Bak biraz ona kızım. Şerif dallar ellerimize gelsin kızım. Allah'ım yollarınıza tekerlerinizi taş getirmesin kızım. Allah'ım.
Allah sizi korusun, beklesin. Siz de bizi korun, bekleyin. Ama bana oğlan sevgisini verdiniz. Üçümüz burada kuzum. Yanık kalırlıyor bana. Yanık kalırlıyor. Van Gölü canavarı efsanesi yıllar sonra bugün bir kez daha gündem oldu. Nedeni canavarı gördüğünü iddia eden iki arkadaş. Ellerinde bir de görüntü var. O görüntü sosyal medyada yayılınca günün en çok konuşulanları arasına girdiler tabii. Değişik bir şey ya. Görünüyor durun. Van Gölü'nde bir şey hareket ediyor bir cisim. Van Gölü canavarı yıllarca tartışıldı. Hakkında türlü yorumlar yapıldı. Tam unutuldu derken canavar bu görüntüyle bir kez daha gündeme geldi. Geçen şeyin izi hala daha belli görüyorsunuz. Van Gölü'nün ortasında bir çizgi oluşturdu. Yıllar önce duyuyorduk böyle şeyleri, Van Gölü canavarı tarzında. Bitlis'te öğretmenlik yapan Mehmet Şeşen bir arkadaşıyla göl kenarında gezintiye çıkmıştı. İkili duydukları sesle irkildi. Sesler geldiğini falan duyduk. Dönüp baktığımızda çok hızlı giden ve büyük bir cisim gördük. Şeşen cep telefonuyla o anları kaydetti. Değişik bir şey ya. Görünüyor durun. Geçen şeyin izi hala daha belli görüyorsunuz. Van Gölü'nün ortasında bir çizgi oluşturdu. Su üzerinde iz bırakan cisim bir süre sonra gözden kayboldu. Büyük bir balık mıydı ya da başka bir cisim miydi bilemiyorum ama. Görüntüdeki cismin ne olduğu muamma ama görüldüğü yer gölün üzeriydi. Bu yüzden de akla ilk gelen varlığı yıllardır tartışılan Van Gölü canavarı oldu. ATV Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.